Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Memurlarhaber.com web sitemizden sizlere en güzel haberleri sunmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Web sitemizden ana sayfasında özel haberleri görüyorsunuz. Arkadaşlar bu haberleri okumak için dediğim gibi arada web sitemiz ekranda gördüğünüz gibi memurlarhaber.com'u ziyaret ederseniz tarihinizde memurlarhaber.com yazarsanız web sitemizden bu haberleri 7-24 okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi Kamışlı'nın 18 Aralık'ta alacakları tediyeleri 10 farklı işçi yemiyesiyle Çağlar Durmaz kardeşimiz hesapladı. Gelin şimdi onun detaylarına bir bakalım arkadaşlar. Ayrıca hemen yanında bir haber daha var. Kamışlı'nın 14 Şubat 2024'te alacakları net maaşlar. Onun da videosu YouTube kanalımızda bulunuyor arkadaşlar. Eğer hani ben bu haberi de okumak istiyorum diyenler varsa web sitemizden okuyabilirsiniz haberi. Aynı zamanda YouTube kanalımızda da kanal duvarına giderseniz son eklenen Üçüncü video arkadaşlar oradan da bu videoya ulaşabilirsiniz bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. Evet Çağlar Durmaz o enfes yazlarında devam ediyor. Çağlar Durmaz hatırlayanlar vardır. Özellikle kamu çerçeve protokolü zamanında kurum kurum bütün kamu işlerinin net maaşlarını, tediyelerini, ikramiyelerini, sosyal haklarını hepsini hesaplamıştı. Yine Ocak ayı geliyor. Ocak ayı geldiğinde tüm zamlı maaşları, tediyeleri, ikramiyeleri, sosyal hakları yine size kurum kurum paylaşacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kamu işlerinin 18 Aralık'ta alacakları tediyeleri 10 farklı kişi yemeğisiyle hesapladım diyor Çağlar Durmaz. Youtube kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız arkadaşlar. Bilgilendirme 18 Aralık Pazartesi günü tediyeler ödenecek arkadaşlar. Yani yaklaşık 12 gün falan kaldı. Kamuda oluşan birçok yemeğe vardır. Çeşitli yemeğeler üzerinden tediye tablosu hazırladık. Tablomuzda yemeğiniz yazmaması halinde yoruma günlük bürüt yemeğiniz ve hangi vergide olduğunuzu belirtirseniz net tediye tutarınızı yazarız. Tediyenizde vergi sinası, gelir damga vergisi indirimi olur mu bilemeyiz. Farklı uygulama yapanlar kurumlar da mevcut arkadaşlar. Tablomuz vergi istisnasız ve %27 vergi şeklindedir. Altını çiziyorum. Tablomuz vergi istisnasız ve %27 vergili şeklindedir. BES hesabı olanlar için de ayrıca net tedi ücretini belirttik. Hastalık raporu olanlara bildirim öneli artı 6 haftayı geçmeyen rapor hariç eksiksiz tediyeler ödenir arkadaşlar. Rapor olanlara rapor bitimi sonrası alacağı ilk ödeme ile birlikte ödenebilir veya rapor süresi bitmeden önce de ödenebilir. Yıllık izinli olanlara ve ma ücretli mazeret izni olanlara eksiksiz tediyeler ödenir. Doğum öncesi ve sonrası raporlu olanlara eksiksiz tediyeler ödenir. Doğum sonrası yarı zamanlı çalışana çalıştığı süreyle orantılı olarak yani kısteli yem şeklinde ödenir arkadaşlar. Doğum sonrası kısmi süreli çalışana çalıştığı süreyle orantılı yani kısteli yem şeklinde ödenir. Ücretsiz izinde olanlara, askerlik izinde olanlara, iş akti askıda olanlara, ücretsiz mazeret izinde olanlara bu süreler boyunca tedi hesabından dikkate alınmaz yani ödenmez arkadaşlar. 22 Aralık Cuma günü yeraltı işlerinde çalışanlar ayrıca 26 günlük daha tediye ödenecek arkadaşlar. Bu işçi arkadaşlar tediye fazla alıyor, ikramiye almıyor ama toplamda aldıkları miktar değişmiyor. Allah hayırlısıyla harcamayı nasip etsin inşallah. İşte tablo arkadaşlar şöyle büyüteyim siz de görebilirsiniz. Bu tabloyu hazırlayan Çağlar kardeşimize teşekkür ediyoruz. %20 vergide vergi sistemsiz yani indirimsiz tediye şöyle olacaktır. Günlük yemeğe brüt yemeği 700 TL ise brüt hediye 9100 TL, net tediye 5577 lira 48 kuruş. Eğer bez kesintiniz yani bireysel emekliniz varsa %3 kesilir. Bu da net tediyeniz 5304 lira 48 kuruş arkadaşlar. 705 TL brüt yemeğisi olanlara brüt hediye 9165 lira, net tediye 5617 lira 32 kuruş. %3 bez kesintisi hali ise 5342 lira 37 kuruş arkadaşlar. 710 lira bürüt yemeğiniz varsa bürüt hediyeniz 9.230 TL ve net hediyeniz 5.657 lira 16 kuruş. Besiniz varsa 5.380 lira 26 kuruş kesilecek. Daha doğrusu ödenecekse arkadaşlar. 705 lira yemeyesi olan bürüt. Bürüt tediyesi 9.425 TL. Net tediyesi 5.776 lira 68 kuruş. Net tediyesi 5.493 lira 93 kuruş. 775 lira 50 kuruş yiyemiyorsa olan bir iş arkadaşın bürüt tediyesi 10.081 lira 50 kuruş. Net tediyesi 6.179 lira 50 kuruş. Ve net bez kesintili hali 5.876 lira 60 kuruş. 781 lira tediyesi olan bir işçi bürüt 10.153 lira alacak. Bunun neti 6.222 lira 88 kuruş. %3 bes kesintili hali hal ise 5.918 lira 29 kuruş arkadaşlar. 797 lira 50 kuruş brüt yiyemeyesi olan bir işçi brüt dediği 10.367 lira 50 kuruş. Bunun %27 vergiden neti 6.354 lira 34 kuruş besiniz varsa 6.043 lira 31 kuruş yani 310 lira bese gidiyor arkadaşlar. 805 lira yemiyesi olan bir iş arkadaş bürüt 10.465 lira alacak. Bunun neti 6.414 lira 10 kuruş ve %3 kesintili hali besi varsa 6.100 lira 15 kuruş olacak. 816 lira yemiyesi olan bir işçi brüt 10.614 lira 50 kuruş ve bunun neti 6.505 lira 73 kuruş. %3 bes kesintili hali 6.187 lira 29 kuruş arkadaşlar. 833 lira 75 kuruş yani kamu işlerinin çoğunun yemiyesi brüt 10.838 lira 75 kuruş. Bunun neti 6.643 lira 18 kuruş. Besiniz varsa 6.318 lira 20 kuruş alacaksınız. 839 lira 90 kuruş yemiyor sonra bir işi Brüt 10.918 lira 70 kuruş. Neti 6690 lira 18 kuruş. Ve %27 vergide %3 bes kesintili 6.364 lira 62 kuruş arkadaşlar. 850 lira yemeği olan bir işçi 11.050 lira bürüt neti 6.772 lira 66 kuruş. Bunun da arkadaşlar %3 bes kesintili hali 6.441 lira 16 kuruş oluyor. 900 lira yemeğiyle bir işçi bürüt 11.700 TL net 7.171 lira 50 kuruş %27 vergi dilimine göre ve bes varsa 6.820 lira 50 kuruş. 950 lira yemeğiyle olan bir işçi bürüt 12.350 TL olacak. Bunun %27 vergide neti 7569 lira 44 kuruş ve bes kesintili 7198 lira 94 kuruş. 1000 TL yemeği olan bir işçi bürüt 13000 TL diye net %27 vergi diliminde 7967 lira 83 kuruş, %3 bez kesintili 7577 lira 83 kuruş olacak arkadaşlar. Tablo için Çağlar kardeşimize teşekkür ediyoruz. Daha fazla haber için arkadaşlar, daha fazla güncel gelişme için dediğim gibi web sitemiz 724 yayındadır. Memurlarhaber.com web sitesine girip ekranda gördüğünüz bütün bu haberleri 14 Şubat zamlı maaşları, zamlı maaşları, memur işi maaşları, asgari ücret detayları hepsine ve kamu iş ilanları belediyelere, kamu kurumlarına hepsini web sitemizden okuyabilirsiniz deyip videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ocak ayında size detaylı bir şekilde yeni zamlı maaşları sunacağız. Aynı zamanda Instagram'a da gelin Kamış Haber Instagram sayfasında linkini videonun altına bıraktım. Tıklayın. Bizi Instagram'da da takip edin arkadaşlar.